Mersin Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı birinci birleşimini açıyorum. Bakın, ben istediğimi çalıştırırım demiyorum. İster kızımı, ister oğlumu, ister senin yeğenini çalıştırırım demiyorum. Böyle bir hakkım falan filan yok. Bu ahlaken doğru bir yaklaşım değil. Bunu ben yapamam. Geçtiğimiz döneme 175 milyon lira, 175 milyon lira para kullandırıp bir firmaya ödeten meclistir geçtiğimiz meclis. Maşallah. Bugün bu yılki meclis, bu dönemki meclis bizim gözümüzü açtırmıyor. 26 bin öğrencimiz ders başı yaptı ilimizde. 13 ilçemizde, özellikle dezavantajlı mahallelerimizdeki 180 okulda toplamda 16 bin çocuklarımıza ilk çantalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim ettik. Çantanın içinde ders malzemeler olarak sulu boyadan pastel boyaya, kurşun kalemden silgiye, kalem tıraşa, defterlere kadar birçok materyal bulunmakta. Çocuklarımıza tekrardan başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Vatandaşlarımızın yoğun şikayet ettiği konulardan bir tanesi beyaz sinek. Caddelerde, parklarda yoğun bir şekilde karşılaştığımız bir haşere. Bunlar genelde seralarda, tarlalarda, yani tarım plantasyonu, tarımsal üretim yapılan arazilerde görülmekte. Ama haklı olarak vatandaş bununla mücadeleyi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden bekliyor. Oysa bununla mücadele edecek kurum Tarım Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü. Bu demek değildir ki tamamen bu işten biz kendimizi soyutluyoruz. Elbette bizim de katkımız olmuyor değil. Asıl bunun kökünün ortadan kalkması için tarımsal alanlarda mücadele etmek lazım. Hepiniz biliyorsunuz. Özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliğinin baş belası bütün ilçelerimizde çiftçilerimize sorun yaratıyor. VC'ler, spor alanlarımıza yapılan vandallıklar, saldırılar. Nedendir olduğunu bilmiyoruz. Kasti midir, cehaletten kaynaklı mıdır ya da akli sorunları olan insanların mutlaka bu davranışları yaptığını düşünebiliriz. Bunların yaptığı saldırılar mıdır? VC'lerimiz, spor alanlarımız hep saldırıya uğruyor, zarar oluyor, milli servet. Bu konuda da vatandaşlarımın dikkatini çekiyorum. Biz de gerekli önlemleri almaya gayret ediyoruz. Ama diğer kurumların, diğer kolluk güçlerinin de bize bu konuda yardımcı olmalarını kendilerinden istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında yürürlüğe giren hayvan hakları kanunu bir mevzuat yayınlandı resmi gazetede ve orada belediyelerimizi ilgilendiren önemli bir konu var. Yeni yasa değişikliğiyle nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler 2024 sonuna kadar nüfusu 75 binden fazla olan belediyeler 2022 yılının sonuna kadar barınak yapma zorunluluğu var bu düzenlemeyle. Bu zorunluluk getirildi. 25 binin altında olan belediyelerde ise sorumluluk alanındaki hayvanları toplayarak en yakın hayvan barınaklarına göndermekle yükümlü kılındı bu yasal düzenlemeyle. Bu konuda da belediye başkanlarımızı bilgilendirmek istedim. Çünkü sokak hayvanları kontrolden çıktığı zaman sorunlar
yaşayabiliyoruz. Yarın bir gün sizin kapınızı da müfettiş çalıp ifadenizi almasın. Petrol kirliliği konusu var. 24 Ağustos'ta Suriye'nin Banyas kentinde, buraya da 210 kilometre mesafede bir elektrik santralinde, petrolle çalışan bir elektrik güç santralinde 15 bin tonluk akaryakıt denize karıştı. Bu Doğu Akdeniz çanağında çok büyük bir endişeye sebep oldu. Şurada bir akıntı var, zaten gösteriyor. Bu meşhur bizim bu Akdeniz'in akıntıları. Zaten deniz kirliliği de bu güzergahta gezintiye çıkıyor. İşte bazen bizim kıyılara, bazen İskenderun kıyılarına, bazen karşı kıyılara bu şekilde bir sirkülasyon yapıyor. Bizi tabii endişeye düşürdü. Şu anda Suriye'den gelen akıntı normal şartlarda Kıbrıs'ın doğusunda yukarı yönlü İskenderun Körfezi'ne, oradan da Adana sahillerine ve Mersin'e doğru hareket ediyor. Kirlikte bir alanda aynı yoğunlukta bulunmuyor. Bazı yerlerde çok yoğun, bazı yerlerde değil. Öbekler halinde hareket ediyor. Bununla birlikte deniz suyu sıcaklığı başta olmak üzere akıntı, rüzgar gibi koşullar ve petrolün türevi kirliliğin denizdeki durumunun hareketini etkiliyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar bekleniyor. Cuma öğle saatlerinden itibaren. Cumartesi gününe kadar bu fırtına sürecek. Bu nedenle bu petrol sızıntısının tahribatı bizim sahillerimizi de vurabilir. Bizim kıyılarda da bu petrol kirliliğini görebiliriz. Bugünkü yapılan kontrollerde, Çevre Koruma Dairemizin kontrollerinde herhangi bir şeye rastlamadılar. Ama tabii ki hazırlıklıyız. Belediye olarak bir adet deniz süpürgesi, 3 adet deniz denetim teknesi, 200 metre deniz bariyeri, 100 adet yağ ve petrol emici PET ve tek kullanımlık tulum ve merdivenlerimiz hazırda kullanılmak üzere mevcut bulunuyor. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz. Mesele Çay Mahallesi'ne yapılacak taziye evi değil. Hemen yapın, biz de sizi alkışlayalım. Ama şimdi bunu reklam aracı kullanıp bu önergenin kabul edilmemesini gerekçelendirmeyin. Bu siyaseten şık değil. Bir kere onu söyleyeyim. Huzurkent Mezarlığı. Bizim orada hala ve bunun mazisini de biliyorum. Bizzat ilgilendim. Orada Atalar Mahallesi'ne yakın bir yerde imarda işaretli mezarlık yeri var. Huzurkent oraya götürmek istemiyor. Onlar başka bir şey söylüyor. Bizzati ilgilendiğimiz konular. Bunlar çünkü mezarlık konuları hassas konular. Bu konuda da Mersin'in hepimiz biliyoruz. Yani farklı kültürler var, farklı anlayışlar var. Bunu da malzeme yapmanızı gerçekten uygun görmem. Sizin uslubunuzla konuşmak istemiyorum. Ben gerçekten esnaf başkanlarını buradan kınıyorum. İşte yüzlerine. Hiç kimsenin arkasından konuşmayız. Hepinizi, sizi kınıyorum. Bakın esnaf, hayır, arka tarafta oturuyorlar kendileri. Yani o Silifke Caddesi esnafları. Bu insanlar benim yanıma geldi. Bunu konuştuk. Özturan'la konuştuk. Toplantılar yaptık. Beni az önce karşıladılar. Kibarca izah ettim. Emniyet Müdürlüğü'nü, Trafik Şube Müdürlüğü'nü siz göreve davet edin. Beni değil. Ben park yasağını kontrol eden bir merci değilim. Söyledim. İyi niyetimle oraya parkomat uygulamasını başlattım. Başta siz ihlal ettiniz. Esnaflar 3 kuruş parkomat parası vermemek için 40 dereden su getirdi orada. İş yapan birçok esnaf, tenzih ederim. Tabii ki buna tenezzül etmeyenler de oldu. Bizim görevlerimiz fiili olarak
sözlü olarak saldırıya uğradı. Bunları da daha önce konuştuk. Bunun sürdürülebilirliği yok. Bu arada biz jet otoparkları yaptık. Özel otoparklar var. Şu anda Tevfik Sırrı Gül Lisesi'nin yanını bitirmek üzereyiz. Bunu kendilerine dışarıda izah ettim. Şimdi burada Akdeniz Belediye Başkanı'nın görevi gibi kendileri de arkada oturuyor. Bu çok çirkin bir şey. Kent adına da uygun bir şey değil. Yani böyle bir problem çözemezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde siz beni ikna edemezsiniz. Tam tersine işler süreç. Ya geleceksiniz, bunları usulette suletle konuşacaksınız. Mecliste efendim onun selam var, bunun selam var. Yani burada beni baskı altına alarak kararımı değiştiremezsiniz. Doğru kararsa zaten otururuz konuşuruz, biz onu veririz. Ama eyvah siyasi baskı var, aman oy kaygımız var, aman derneklerin bize protestosu olur vesaire olur deyip biz yanlış kararların altına imza atamayız. Şimdi Çayçilek Mahallesi uzun sürdü. Ben cumartesi oraya gideceğim. Sizin davetiniz üzerine değil, onların daveti üzerine. Eğer siz de gelirseniz size programın saatini bildireceğim. Beraber gidelim. Bak ben size bildireceğim. Özel kaleminize bildireceğim. Ben önceki gün sabah Çayilk Öğretim Okulu'na gittim. Oradaki çocuklara çanta dağıtımı için. Temsili. 16 bin çanta dağılıyor. Oraya gittik. Ben o sokağa girdiğimde yanımdaki arkadaşlara dedim. Yani bu yolların gerçekten gelen şikayetler %100 haklı vatandaş, bunların yapılması lazım. Ama bunun bir süreci var. Şimdi bu kavga, tırnak içinde kavga, kavga falan yok ortada. Kavgayı Sayın Gültak tek taraflı çıkarıyor. Ben oradaki insanlarla konuşmuyor muyum? Ben muhtarla konuşmuyor muyum? Ben oradaki rahatsızlıkları bilmiyor muyum? Dedi ki biz bir an önce bunu yapalım. Yapalım yani daire başkanlarım da buradadır. Ne toplantıda ne sözler sarf ettiğimi de isterseniz burada yani birilerine ajitasyon yapma değil arada sorarsınız ya da dağılırken sorarsınız. Biz o günden beri çırpınıyoruz. Yüklenici müteahhit bu düktil borular var, bir firma üretiyor. Şu anda kendisi yurt dışından getiriyormuş. Yanılmıyorsam 1600 metre bir şeyi kalmış. Bilmem kaç bin metreden. Efendim diğer borularda da yani %90'lık kısmı tamamlanmış ve bitecek. 11 Ekim'de de bitirmek zorunda, daha adamın süresi var. Ben yarın da davet ettim müteahhiti. Meski Genel Müdür Vekili burada. Buraya gelmezden önce toplantı yaptık. Gelsin kardeşim bu adam, derdi ne? İlginç bir şey söyleyeyim, bu müteahhitin bizden bir TL alacağı yok, hak edişi yok. Niye? Yeter ki bitirsin. Hak edişi getiriyor hemen ertesi gün hesaba. Gidiyor boru sipariş ediyor. Aman aman bilmem ne. Bakın bir haber vardı. Müteahhitler Konfederasyonu 15 gün yapım işlerini durdurma kararı aldı. Neden aldı? Çimento fiyatları, o fiyatlar, bu fiyatları. Yani şimdi diyorsunuz ki genel siyaset yapmayalım. Ya kardeşim ekonomide bir daralma var. Ekonomide bir sorun var. Ekonomide o var, bu var. Bilmiyorum var, bir şey var. Bu insanlar sıkıntıda. Şimdi bunu getirip siyaset malzemesi yap. Ne yapacak Çay Mahallesi'ndeki vatandaş bu söylemlerinden bir dahaki seçimde sana oy mu verecek? Vallahi bir tane vermeyecek, billahi de bir tane vermeyecek. Eminim buna. Bunlar kimse oy kazandırmaz. Orada bir sorun varsa gelin beraber çözelim. Ben cumartesi günü oradayım. Müteahhitin işi bitirme tarihi 11 Ekim'dir. Sıkı takip ediyorum. 3 aydan beri bu işi takip ediyorum. Bir taraftan niye yapmıyorsunuz? Ben yapacağım. Onu da söyleyeyim. Ben yapacağım. Yönetmelik burada. 200 abonemiz kalmış. Abonelikleri de bağlıyoruz bu arada. Ama teknik olarak diyorlar ki biz eski sistemi, vanaları kapatıp yok edemezsiniz. Siz oraya bir tane asfalt dökemezsiniz. Biz tekrar bozmak zorunda kalırız herhangi bir sıkıntıda. Teknik olarak buna müsait değil. Yani bu mahalleler 30 yıldır işlem görmemiş. Su ikinci kata geçen yıldan bu yana çıkmıyor. 10 yıldır çıkmıyor. Geçen 5 yılda niye dönüp bakmamışlar da bu yıl geldik hemen yapabildiğimiz kadarıyla hizmette kısıtlanmış ya da geri kalmış ya da unutulmuş o olmuş bu olmuş yerlere yöneldik. Adalet dağıtmak için yapıyoruz bunu. Diyoruz ki ya buraya da yapalım, Elvanlı'ya da yapalım. Elvanlı'ya yapmadık mı Sayın Topkara? 6 milyon lira orada
Su şebekesi, içme suyu şebekesi için para harcamadım mı? Yaptık, her yere yapıyoruz. Dün Anamur'daydık, yapmadık mı? Kaç yere gittik? 20 kilometre yolunu yapıyoruz. Çaltıbükü su gözü yolunu. Her yere biz hizmet yapıyoruz. Tarsus'a da yapıyoruz, Şevket Sümer'e de yapıyoruz. Çayçiler'e de yapıyoruz. Ama bunu lütfen siyaset malzemesi yapmayalım, bizlere yakışmıyor. Bir de Sayın Gültap bir ricam olacak. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdi gidiyorsunuz ya, şunu yapmayın. Bürokratların onuru inciniyor. Oturuyoruz kahvede. Ya biz de siyasetçiyiz, hepimiz siyasetçiyiz. Siz bunu yapıyor musunuz? Beni arayıp megafonu açıyor musunuz? Dinletiyor musunuz? Bu çok doğru bir şey değil ki ya. Hiçbir belediye başkanı şikayet etmiyorlar ama Gültak sizi şikayet ediyor bürokratlar. Ama bunu lütfen yapmayın. Yani bu insanların da izzeti nefsi var. Orada oturuyor muhtarlar. Söyle bakalım bana, genel müdür vekili. Siz burayı ne zaman yapacaksınız? Buranın sorumluluğu. Ha, bunlar doğru üsluplar değil. Yapmayın. Arayın. Davet edin. Siz gitmeyin, davet edin. Bir tane davetinize icabet etmeyen bürokrat olursa lütfen benim haberim olsun. Buna kimsenin hakkı yok. Gelirler, sizleri bilgilendirirler. Ben de yapmayın diyorum canım. Yani bu doğru bir şey değil ki ya. Bu şık bir şey değil. İki insan arasındaki konuşan. Siz ama şimdi siz suç işliyorsunuz. Doğrular neyse onları konuşacağız Sayın Gültak. Tamam. Şu liman konusunu gündeme getiriyorum. Sayın Vali ziyaretimin üzerinden 1,5 ay geçti. Henüz bir sonuç da alamadım. Kırılmayın. Devletin bürokratı dediğimizde, devlet terbiyesi almış bürokratlar beni çok iyi anlıyorlar. Onların içi daha çok yanıyor. İktidarların bürokratı oldu mu, bu ülke çürür. Bu ülke çürür. Bunu da bir not olarak belirteyim. Kimseyi tehdit falan etmiyorum. Hukuk işlediği zaman hep saniyeyi konyayı görür. O dönemde, bizim dönemde, sizin dönemde, o birinin dönemde. Böyle bir revanş anlayış derdimizde yok. Ama demokrasilerde çareler tükenmez demiş rahmetli Demirel. Şimdi Lamos Köprüsü güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. İnşallah Erdemli'ye daha büyük eserler, daha büyük hizmetler yapmak Allah nasip etsin. Bakanlıklarda işlem dosyası bekleyen projelerimiz var. Tarsus Kültür Merkezi yapım işi, tahsis meselesi. Orası belediye hizmet alanı, sosyal ve kültür hizmet alanına dönüştüreceğiz herhalde. O yani tahsisi ona dönüştüreceğiz. Belli bir kısmını, doğru terminoloji değil mi? Şimdi onu bekliyoruz. İki hal yapım işi var. Biri Bozyazı, biri Anamur. Her şeye hazır. Her şeye hazır. Taş bina restorasyon yapım işi var. Bu yıl yetişmeyecek çünkü biz çıkamıyoruz. Şimdi yeni yerlere taşınacağız. Bunlar benim kucağımda bulduğum sorunlar Topkara. Yani ben daha pratik, Sayın Topkara, daha pratik çözmek istiyorum. Macit Özcan Spor Kompleksi hizmet binası. Bunlar revizyon ve bakım. Yine bunlar bakanlık izne tabi. Çünkü orada bazı statü değişiklikleri istiyoruz. Bunları çoğaltabilirim. Yaptığımız iş bu yıl şu ya da bu nedenle yetişmeyecek projelerin ödeneklerini hemen ulaşıma aktaralım. Bu 56 araçlık alıma çıkalım. 56 aracın 26'sı Tarsus. Bunlar dizel 9 metrelik. Bunlar daha çok kırsal mahallelere çalışacak. Sadece Tarsus için değil. Bizim 87 CNG'li aracımız geldi. 100 CNG'li aracımız da gelecek yıl Mayıs ayına kadar gelecek. Artık gelecek yıl 2022'nin Mayıs'ına kadar toplamda 230 civarında 12 metrelik ya da körüklü ya da 9 metre 56'sı dizel, diğeri CNG'li otobüs filomuza katılmış olacak ve tamamına yakını yenilenmiş olacak. Artık öyle 10 yaş altı araç kalmayacak. Konforlu, gıcır gıcır arabalarımız olacak. Siz bu halin satışına niye karşısınız, komisyonda bekletiyorsunuz? Niye karşısınız? Bana bir söyler misiniz? Kanun diyor ki, sen diyor belediye olarak hali yaptın, bunun %50'sini satabilirsin. Kalanı da kiraya verirsin ama birliklerin hakkını koru, kooperatiflerin koru. Orada yarım kalmış bir otogar var. Adamın işi bozulmuş, bırakmış. Biz
Oradaki arsa sorunu da çözdük mü Sayın Başkan? Hukuki olarak satın almayı kabul ettim. Bir baktık ki zaten arsa bizimmiş. Bu da doğru mu? Satın almayı kabul ettim, satın almayı. Yeter ki hale başlayayım diye. Bak tekrar söylüyorum. Satın almayı kabul ettim. Bir baktım ki hukukçular dedi ki ne satın alması, burası zaten bizimmiş. Geriden gelen, bu devir teslimlerden gelen. Yani bu kadar samimi ben çaba göstereceğim. İhaleye çıkacağım. Şu anda inşaat başlamış. Satışa çıkacağım. Efendim dışarıdan birileri gelir alırsa. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkes Türkiye'nin her noktasında alışveriş yapabilir. Var mı böyle bir şey? Her noktasında kamu ihalelerine girebilir. Var mı böyle bir şey? Ne demek? Ben bir taraftan satışını gerçekleştirirken bir taraftan da halin suratla yapımını yapacağım. Niye engelliyorsunuz? Niye tutuyorsunuz siz bunu? Yani buradan Erdemli bir tüccar gidip Diyarbakır'da halden yer alamıyor mu? Erzurum'dan alamıyor mu? Trabzon'dan alamıyor mu? Niye Diyarbakırlı, Erzurumlu, Trabzonlu gelmesin, belediyemin ihalesine girmesin? E zaten hakkı neyse o. Zaten hakkı neyse o. Bırakın insanlar girsin, Türkiye'nin her tarafından insanlar gelebilir. O zaman yasaları değiştirin. Deyin ki bana, kendi bölgenin dışında tüccara satamazsın. Böyle bir şey yok. Bu ülke yasa devleti, kanun devleti. Her şeyden önce hukuk devleti. Hukuk da yasalarla şekillenir. Böyle şey olmaz. Erdemli mezbahası yer ve izin problemimiz yok. Ancak Tarım Bakanlığı kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma programının kapsamında yardım yapacağını açıkladı. Küçük kapasiteli yeri büyütme kararı verildi. Ancak proje kapsamında bakanlıktan para gelmedi. Şu anda biz kendi imkanlarımızla yapıyormuşuz. Bisiklet yolunu da yaparken bize eyibe gelecekti. Ben o kadar dedim vermezler. Yok verirler dediniz. Beni gereksiz masrafa soktunuz. Aa vermediler, şimdi cebimizde ne yaptırıyorsunuz? Bak söyledi Yüzül Hanım, kızıyorsunuz. %97 Çevre Bakanlığı'nın yaptığı yardımların Cumhur İttifakı belediyeleri, %3'ü diğer belediyeler. Şimdi ülke gerçeği bu. Siz istediğiniz kadar ayrımcılık, gayrımcılık yapmıyor deyin, bu rakamları takla attıramazsınız. Böyle de bir gerçek var. Bizim gücümüz nedir ki dediniz? Sizin gücünüz zaten sadece bana yetiyor. Hükümete yetmiyor. Değil mi? Sayın Topkara. Tahsisler için ben de çırpınıyorum. Ben de her şeyi yapmaya gayret ediyorum. Sayın Başkan, biz Ankara'ya beraber gitmedik mi? Ferhat Başkan, hangi konu için gittik? Sizin düzenli depolama tesisi için, değil mi? Katı atık depolama tesisi. Bir de Otluca. İkisi de hayatı önem taşıyor dedik. JICA paketinde çıkacak demediler mi? İller Bankası Genel Müdürü demedi mi? Buyurun, buyurun, Cumhur İttifakı'na mensup Ferhat Başkanımız burada. Biz de döndük geldik. Geçtiğimiz hafta MESK'i gitti. Dediler ki biri tamam, diğeri yok. E ya niye diğeri yok? Niye diğeri yok? Şimdi ben Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanı olsaydım kaldırır telefonu. Niye yok? Niye yok diye derdim. Ama şimdi benim de gücüm size yetiyor. Niye yok? Niye yok? Siz bir arayıp sorun. Siz bir arayıp sorun. Niye yok? Anamur'da MHP'li belediye yok mu? AK Partili belediye yok mu? Aydıncık'ta, Bozyazı'da MHP'li yok mu? E verselerdi efendim, yıllardır bekliyor proje. Ben dün kaynağına kadar gittim Anamur'da. Çaltıbükü'ne kadar gittim. Kaynağına, suyun kaynağına kadar gittim. Verin kardeşim, ben yapmak istiyorum. Ben kaçmıyorum ki işten. Ben televizyon ekranlarında söylediğimi Sayın Topkara burada da söylüyorum. Bana yardımcı olduğunuz konular var. Bunu da söylüyorum. Birebir de hepinizin değerli insanlar olduğunu, ilişkilerimizin son derece iyi olduğunu da söylüyorum. Bunu da televizyon ekranlarında söylüyorum. Hepinize saygı duyduğumu, sevgi duyduğumu her yerde söylüyorum. Televizyon ekranlarında da söylüyorum. Onları görmüyorsun ama yani senin işine gelmeyen tarafı şak diye onun fotoğrafını çekiyorsun. Onun da fotoğrafını çek Sayın Topkara. Değil mi? Yani bakın, yani engelleme yoksa biz söylemeyiz. Şimdi ben bugün komisyona yine hakkım olan. Zaten şu anda yargıya gittik. Keşke geçtiğimiz yıl gideydim. Bugün elimde evrak olaydı. Onu da benim hatam olarak kendime kızıyorum. Yargı benim lehime karar verecek. Sen bana bütçeyi onayladın.
O borçlanma yetkisini vermek durumundasın hukuken. Bakın başka daha bir şey söylemeyeceğim. Diğer konularını bırakıyorum işin. Ama vermiyorsun. Bunun adı ne? Bunun adı ne? İşte sen söylüyorsun. Lamos Köprüsü. Ben ne dedim? Ben yapmayayım mı dedim? O bölgeden bana oy çıkmıyor mu dedim? İhtiyaç var dediniz. Tamam diyorum. Anamur. Benim kalem mi yani tabiri caizse tırnak içinde siyasi kalem mi? %50 %60 oy mu çıkıyor oradan? Ama ihtiyacı var Anamur'un buna. Onun için ben koşturuyorum. Yani yapmayın bunu. Geçen dönem burada meclis üyelerimiz var. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz var. O dönemin il başkanı var. Maşallah güzel trafik polisi yapılmış, kimseye dur denmemiş. Gelene geç, gidene geç. Gelene geç, gidene geç. Kimse dememiş ki bu kadar parayı ne yapıyorsun? 12. ayın 2018'in 12. ayında geçtiğimiz döneme 175 milyon lira, 175 milyon lira para kullandırıp bir firmaya ödeten meclistir geçtiğimiz meclis. Maşallah. Bugün bu yılki meclis, bu dönemki meclis bizim gözümüzü açtırmıyor. Ben ödeyeceğim 1 milyara yakın borcu kapattık 2,5 yılda. Kapatmadık mı? Veriyoruz rakamları, araştırın. Şimdi eskiyi öde ama yeni yaptıklarına yok. Ne olacak? Yıl bitecek, 5 yıl bitecek, eskinin borcu da bitecek. Vahap Seçer geriden kalan borçları ödeyecek. Sadece banka borcu 1 milyar 561 milyon lira. 1 milyar liraya yakın para ödedim. Bu yıldan sonra rahatlıyorum çok şükür. Ben 1 milyar liraya neler yapmazdım? Erdemli'ni daha da iyi ederdim. Anamur'u, Tarsus'u, Çamlı Yayla'yı, Mut'u, Günlar'ı, Silivke'yi, her tarafını yol yapardım. Ne oldu? Para ödüyorum. Ödeyim. Ödeyim. Bari yarısını verin. Bari yarısını verin. Hem ödetin bana eski faturayı. Yapma Topkara. Sayın Topkara, siz siyasi olarak deneyimlisiniz. Şimdi bu adalet diyorsanız hiç lafım sözüm yok. Bakın bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hem bir çalışma arkadaşınız olarak hem bir başkan olarak. Belediyelerin personel konusuna girerseniz taraflı, tarafsız, hangi parti olursa olsun, hangi meclis üyesi olursa olsun bu işin içinden çıkamazsınız. Ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kamuoyuna da iyi görüntünüz olmaz. Senin dayının oğlu çalışır, onun amcasının oğlu çalışır. Hiçbirine alınmadım. Bizatihi sizin yakınlarınız dediniz. Yanlış duymadıysam, yanlış duyduysam hiç girmeyeceğim o konuya. Bakın. Ben istediğimi çalıştırırım demiyorum. İster kızımı, ister oğlumu, ister senin yeğenini çalıştırırım demiyorum. Böyle bir hakkım falan filan yok. Bu ahlaken doğru bir yaklaşım değil. Bunu ben yapamam. Bunu ben yapamam. Ama bu konuyu burada kapatayım. Sayın Topkara sürpriz yaptınız. Yine deneyimlisiniz. O golü nasıl kaçırdınız anlayamadım. Yani nasıl yaptınız bu hatayı? Bu işlere girmeyeceksiniz. Bu işlere girdiğimiz zaman bu meclisin seviyesi düşüyor. Kamuoyunda bakın halk kavga izlemeyi çok sever. Ama kavga edeni sevmez. Benden size tavsiye. Bunu yapmayalım. Ve bu konuyu da burada kapatıyorum. Bürokratlar ve valiler, kaymakamlar, kim hangi bürokratı katmak isterseniz katın, onlarla ilgili söylediklerim. Ben devletin bürokratına saygı duyarım. İşbirliği yapmaktan keyif alırım. Bu ülkede taş üstüne taş koyan her türlü bürokratın önünde ceketimi iliklerim. Ama bir siyasi iktidarın emireri gibi çalışan bürokratların önünde bırakın ceketimi iliklemeyi saygı bile duymam. Bunu da buradan çok net açık ifade edeyim.